Introduction bölümü ile hızlı bir başlangıç yapacağız. Zaten burada da ilk başta gördüğünüz gibi quick start bölümü mevcut. Peki bundan hariç farklı yöntemler de var mı? Bir sonraki dersimizde de dosyaları indirerek bilgisayarımızda lokal bir kurulum yapacağız. İkisi arasındaki fark nedir? Şu anda bizim kullanacağımız hızlı şablon dediğimiz uzaktan yani CDN üzerinden farklı bir server üzerinden dosyaları getirip ve kullanmamızı sağlıyor. Bunun için internet ortamı gerekiyor. Eğer internetiniz olmazsa ve tarayıcıda bunu çalıştırmaya çalışırsanız yani bootstrap'i çalıştırmaya denerseniz sınıfları göremeyeceksiniz. O yüzden hızlı şablonu kullanırken internetinizin olması gerekiyor. Bir sonraki derste dediğim gibi normal kurulum yapacağız. Dosyaları indirerek onun için internet olmasına gerek yok. dedi direkt aynı klasördeki dosyaları çektiği için internet olsun olmasın her türlü sınıflara erişebiliyor olacaksınız. Peki gelelim. Şimdi Quick Start yani hızlı başlangıcın da farklı yöntemleri var. Birincisi direkt buradaki bağlantıları tek tek kopyalayıp ekleme ihtimaliniz var. Şöyle gördüğünüz gibi burada anlatıyor. CSS diyor. CSS linkini buradan alabiliyorsunuz. JavaScript linklerini buradan alabiliyorsunuz. JavaScript linklerinin de iki versiyonu var. Bunun farkını da anlatacağım. Bunları tek tek ekleyebilirsiniz. Ya da Şurada gördüğünüz gibi starter yani başlangıç template'i mevcut. Şöyle şunu kopyala dediğinizde hemen gelelim şöyle bir tane proje oluşturdum. Bu proje üstünde bütün aşamaları adım adım yaşıyor olacağız. Şöyle gelelim. Starter diyelim. Starter template'imizi buraya oluşturalım. Evet bu arada git var. Bu yaptıklarımı yaptığım örnekleri GitHub sayfamda paylaşıyor olacağım. Oradan projeyi takip etmeniz mümkün. Örnek dosyaları indirerek projeyle birebir gitme ihtimaliniz mevcut. Onu da deneyebilirsiniz. Şimdi buradaki kodları siliyorum ve kopyaladığım kodu yapıştırıyorum. Hızlı başlangıç dosyamı oluşturdum. Şimdi demiştim ki farkları var. Burada açıklamalar da var. Gördüğünüz gibi bunları hemen şey yapayım. Buradaki ilk baştaki link tek olarak gösterilen şu yukarıdaki link aslında şurası. Gördüğünüz gibi alttakilerde ayrı ayrı iki seçeneğim mevcut. Bunların ne farkı var? Bildiğiniz gibi jQuery artık kullanmıyor Bootstrap 5. Bundan daha önce bahsetmiş olmamız lazım. Şimdi iki tane seçeneğimiz var. Bir, bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani Bootstrap Bundle Min.js ya da bunu kapatıp aşağıdaki iki tane script dosyasını açabilirsiniz. Bunların ikisinin arasındaki fark şu. Popper.js kullanıyor. Bootstrap. Yani bizim JavaScript ile alakalı işte drop down menülerimizde farklı diğer öğelerde birçok şeyde JS'ten faydalanıyor. Bun, burada ayrı ayrı yani Popper.js ayrı ve JavaScript dosyası Bootstrap'in de ayrı olarak kullanılıyor. Burada da tek bir yani ikisi birleştirilmiş halde kullanılıyor. Hiçbir farkı yok. O yüzden iki türlü de tercih etmeniz mümkün. Bu şekilde biz dosyamızı oluşturduk. Şöyle kaydediyoruz. Peki çalışıp çalışmadığını nasıl anlarız? Hemen gelip tarayıcımızda şöyle bir bir bakalım. Gördüğünüz gibi hello world dedi. Peki bu geçerli bir örnek mi? Değil. Ben her zaman şunu yaparım. Gelirim bir tane buton oluştururum. Şöyle a ah, derim. Bir sınıfta btn btn primary derim. Şöyle ilk buton dedim gelip şöyle yaptığımda eğer bu mavi butonu görüyorsam artık bootstrap sınıflarına erişebiliyorum demektir. Şöyle yaparsak incele dediğinizde de kaynak dosyalardan da görmeniz mümkün. Ya da pardon şöyle sayfa kaynağını görüntüle diyelim. Sayfa kaynağını görüntüledik. Eğer buradan tıkladığınızda Dosyalara erişiyorsanız CDN üzerinden yani serverda gözüküyorsa dosya içeriği bu şekilde kurulumun başarılı olduğunu anlamanız mümkün. Şimdi bir sonraki dersimizde dosyalarımızı indirerek kurulumu gerçekleştirelim ve aradaki farkı görmüş olalım.